Valide. Bayezid'le konuştunuz mu? En doğrusunu yaptınız. Zafer aile ne konuştunuz? Neymiş o kadar mühim olan? Dur şimdi can feda sonra. Nedir bu telaşın? Telaşlı değilim sultanım. Hırcan sultanı öyle yerde görünce endişelendim haliyle. Destur Şehzade Bayezid Hazretleri. Validem. Hırcan nerede, ne oldu ona? Merak etme aslanım. Hekim kadınlar yanında ne lazımsa yapıyorlar. Ne oldu peki? Bizim de bir şeyden haberimiz yok. Taşların ortasına yığılıverdi. Başından kan geliyordu. Muhtemelen düştü, başını bir yerlere vurdu. Açın kapıyı. Hırcan. Vaziyeti nedir? Sultanımız başından fena yaralanmışlar şehzadem. Atlatabilecek mi? Şimdilik kati bir şey söylemek güç. Dua edeceğiz. Allah büyük. Nasıl olmuş bu hadise? Kim kadın? Nereden düşmüş? Nasıl oldu bilmiyorum şehzadem. Ancak bu bir kaza değil. Tüm dertlerimiz bitmiş gibi bir bu eksikti. Sizce kim yapmış olabilir validem? Bir tahmininiz var mı? Bilmiyorum. Kimseye haksız yere itham edemem. Anasına babasına... Dünyayı dar ettiğin gibi ona da acımadın. Gözünü kırpmadan öldürmek istedin değil mi? Sultanım, laflarınıza dikkat edin. Bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Mihrimah. Sultanım, ayağınıza taş değse benden bileceksiniz. Zira size göre bütün ölümlerden ve kötülüklerden ben mesulüm. Oysa ki hepsi hırslarının kurbanı oldular. Her perişan haldeler şimdi.
Lakin hiç şüpheniz olmasın. Sizin de akıbetiniz bu. Sen iyice kendini kaybettin Hürrem. Ateşle oynuyorsun. Hala anlamadınız değil mi? Ben o ateşin bizzat kendisiyim. Vaziyeti ciddiyetini koruyor. Sultanımız ince bir ipin üzerinde. Bir yana hayat, bir yana ölüm. Hekimler seferber oldu. İnşallah bu mücadeleyi kazanacak ve bizim yüzümüzü güldürecek. Kim nasıl cüret eder buna Hürrem? Tetkik devam ediyor hünkârım. O her kimse... Ellerimle cezalandıracağım. Ne hale gelmiş zavallı. Hünkârım, validem. Vuracağım. Has bahçeye çıkan yolda buldum. Bu küpe de oradaydı. Bu da mı onun? Değil validem. Bu küpenin sahibi her kimse. Hurican'ı bu hale getiren o. Sümbül. Derhal tetkik edin. Her taşın altına bakılacak. Benim yeğenime bu hakareti reva gören hangi gafilse getireceksiniz bana. Emredersiniz hünkârım. Bayezid. Hekimler icap eden neyse yapıyorlar. Bize dua edeceğiz. Allah'ın izniyle iyileşecek. İnşallah hünkârım. Geçmiş olsun Bayezid. Vaziyeti nasıl? Aynı. Değişen bir şey yok. Çok yoruldun. Dairene dön. Biraz uyu. Dinlen. Başında birileri var nasılsa. Kim yaptı bunu validem? Benden bir şey saklamıyorsunuz öyle değil mi? Bayezid. Sen ve ben artık aynı yoldayız. Seni ve senin sevdiğin herkesi korumaya yemin ettim ben. Söz verdim. Ben hayatta olduğum müddetçe bir daha canın yanmayacak. Buna izin vermem. Gel. Yaklaş. Şehzademe göz kulak ol diye seni ben seçmiştim. Adını dahi ben verdim. Nurbanu dedim sana. Bu bir lütuftu. Lakin sen ne yaptın? Haddini aştın. Hem de ziyadesiyle. Mesele Fatma Sultan ise... size zinhar ihanet etmedim. Malumunuz üzere... bir hanedan mensubunu karşıma alamam. Sanki beni karşına aldın hatun. Buna cüret etmişken... Fatma Sultan'dan mı bahsediyorsun bana? Şimdi... gelelim asıl meseleye. Küpelerden biri Hurcan'ın saldırıya uğradığı yerde bulundu. Diğeri ise
Ne yazık ki Şehzadem Selim'in dairesinde. Oraya bakacağımı hiç düşünmedin değil mi? Dire gafil. Sen kim oluyorsun? Bu sarayda benim iznim olmadan kimse nefes dahi alamaz. Sen bunu bilmiyor musun? Sultanım. Bir kazaydı. Yemin ederim bir kazaydı. Benim suçum günahım yok. Allah şahidim olsun ki bundan böyle sözünüzden hiç çıkmayacağım. Siz ne derseniz onu yapacağım. Ne olur beni bağışlayın. Beni ele vermeyin. Evlatlarım için, torunlarınız için, şehzadem senin için. Bunu daha evvel düşünecektin. Bir sultana sille dahi vursan kellen gider. Bunun affı yok. Bu hatanı canınla ödeyeceksin. Sen de hatun. Sen de. Sultanım. Sultanım Allah canımı alsın ki benim bir suçum günahım yok. Sümbül. Al götür şu hatunları zindana at. Emredersin sultanım. Haydi. Kalk. Sultanım. Beni koruyacaksınız. Tüm bu olanlar bizim aramızda bir sır olarak kalacak. Hala utanmadan konuşuyorsun. Eğer beni ifşa ederseniz bütün yaptıklarınızı anlatırım. Yıllar evvel bir sultanı öldürmemi emretmiştiniz. Ben de yapmıştım. Nazenin sultanı unutmuş olamazsınız değil mi? Sizin emrinizle öldürdüğüm o biçare hatun hala hatırınızda kalmış olmalı. Beni tehdit mi ediyorsun? Arzum bu değil sultanım. Lakin siz bana başka çare bırakmadınız. Ay, koskoca Hürrem Sultan dururken senin lafını kim itibar eder be? Ey cahil cühela! Lafıma değil. Lakin sultanımızın yazdığı mektubu herkes itibar eder. Her şey apaçık yazdığınız, bana emir verdiğiniz mektubu diyorum. Üstelik sadece bu değil. Elimde sizin yazdığınız onlarca mektup var. Hurcan'ın neden saldırdığımı sorduklarında ben de her şeyi anlatırım. Hatta bu emri de sizin verdiğinizi söylerim. Lakin ondan nefret ettiğinizi herkes biliyor. Kavuştu. Başımız sağ olsun. Bayezid. O nerede? Şifahanedeler sultanım. Vaziyetleri hayli kötü. Dairene dön hatun. Zinhar benim haberim olmadan da dışarı çıkma. Başın sağ olsun kardeşim. Allah rahmet eylesin. Amin.
Bayezid. Başın sağ olsun. Allah sabır versin şehzadem. Gözün aydın. İstediğin oldu. Huri Cihan'dan kurtuldun. Sultanım. Yeri değil. Lütfen. Huri Cihan'a kim saldırdıysa ortaya çıkacak. Herkes bıraksa ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bayezid çok mu severdi Huri Cihan'ı? Öyle olmasa hünkârımızı karşısına almak pahasına nikahlanır mıydı hiç? Allah her şeyin hayırlısını versin. Aşkın bile. Rana Sultanım. Fahriye Hatun. Ben de senin yanına gelecektim. Hürrem Sultanımızı ziyaret edip başsağlığı dilemek isterim. Sen evvela yaptıklarının hesabını ver Hatun. Ne yapmışım ki? Huri Cihan Sultan'ı sen öldürmüşsün. Ne diyorsun sen Fahriye Hatun? Yemin ederim ben yapmadım. Madem öyle, bu küpenin senin dairende ne işi vardı Hatun? Ne küpesi? Benim değil ki bunlar. Derdini şehzademize anlatırsın. Ağlar! Götürün bu hatunu dairesine kapatın. Bırakın. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Sultanım! Hürrem Sultanım, ben yapmadım! Bayezid'im bugün nasıl? Çok şükür. Daha iyi. Şehzademiz Metin. Dik duruyor. Mehmet ve Cihangir'in ardından kalbim üç parça artık. Selim, Bayezid ve Mihrimah. Üçü de çok kıymetli benim için. Birinin eline iğne batsa benim yüreğime hançer saplanır. Biri ateşe yaklaşsa yüreğim kavrulur. Nurbanu denen o yılan nerede? Dairesinden hiç çıkmıyor. Belli ki fena korkmuş. Kendi ellerimle evladımın koluna sokmuşum o yılanı. Sessiz sedasız büyümüş de haberim yok. Ne yazık. Vaziyetin vehametini ancak şimdi görebiliyorum. Selim'i kışkırtan da o. Şehzadelerimi düşman edecek. Neyi bekliyoruz sultanım? Emredin. Ezelin başını. Acele etme. Her şeyin bir vakti var. Son zamanlarda neler yaşadığımız, Şehzade Selim'in nelere kalkıştığı malumunuz. Eğer müdahil olmasaydık, Şehzade Beyazıt'ın canı yanacaktı. Ya da Şehzade Selim'in. Bundan sonrasını talihe bırakamayız. Rüstem doğru söylüyor valide. Selim'e artık itimat edemeyiz. Tedbir almamız şart. Anlaşılan aklınızda bir şey var. Var sultanım. Sözümüzden çıkmayacak aklı başında birini Manisa'ya göndereceğiz. Şehzade Selim'i dizginleyecek biri bizi büyük bir felaketten kurtarabilir. Makul. Kimi göndereceğiz peki? Onu da düşündünüz mü? Elbette. Ağalar. Seni Kütahya'dan alıyorum Lala Mustafa. Bundan böyle Şehzade Bayezid'in lalası değilsin. Bağışlayın paşam, sultanım.
Bilmeden bir kusur mu işledim? Bir kabahatim olduysa affınıza sığınırım. Dur, telaş etme hemen. Seni Kütahya'dan alıyorum. Zira Manisa'ya gideceksin. Bundan böyle Şehzade Selim'in lalasısın. Şehzademiz Bayezid benden şikayetçi değildir inşallah. Zaman zaman ters düşmüş olabiliriz, lakin ben hep onun selameti için çalıştım. Yine öyle olacak Lala Mustafa. Vazifen değişmeyecek esasen. Şehzadem Selim yanlış yollara sapmaya, kardeşin arkasından iş çevirmeye teşne. Bu yüzden gideceksin. Ona mani olmak için. Yeni vazifeni anladın mı Lala Mustafa? Şehzademiz Bayezid'in iyiliği için ince eleyip sık dokuduğunuz belli sultanım. Bu yolda bana biçtiğiniz vazife buysa hiç tereddüt etmem, üzerime düşeni yaparım. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Hala. Gel. Şehzade Bayezid Hazretleri saraya teşrif ettiler. Hayırdır? Ne maksatla toplandınız böyle? Şehzadem, bunca yıldır yanınızdayım. Pek iyi anlaşamadığımız aşikar. Hatta çoğu zaman öfkenizden nasibimi aldım. Lakin bilin ki ne yaptımsa sizi tahta hazırlamak içindi. Zira biliyorum, İstikbalde o taht sizin hakkınız. Esas mevzu ne zaman gireceksiniz çok merak ediyorum doğrusu. Lala Mustafa'yı Şehzade Selim'in yanına tayin ediyorum. Böylelikle Düzmece Mustafa olayında olduğu gibi arkanızdan iş çevirmeye cesaret edemeyecekler. İyi düşünmüşsün. Selim'in neler yapabileceğini tahmin etmek güç. Menfaatleri için her türlü yalana ve hileye başvurur. Şehzadem Selim tahminimce artık uslandı, rahat duracaktır. Lala Mustafa'nın Manisa'daki varlığı yalnızca bir tedbir. Lala Mustafa yanındayken Şehzade Selim bilecek ki nefesimiz her daim ensesinde, gölgemiz her daim üzerinde olacak. Süleyman. Mirmah Sarayı'ndan geliyorum. Bayezid de orada. Vaziyeti nasıl? Ruhen iyileşmesi vakit alacak. Lakin mizacı kuvvetli biliyorsun. Toparlanacaktır. Şehzadelerim ne vakit dönecekler sancaklarına? Birkaç güne inşallah. Hayır. Süleyman. Bayezid de, Selim de bizim kıymetlimiz. Umudumuz. İkisi de çok akıllı. Yiğit. Lakin hala toylar. Hataları olabilir. Ancak buna mani olmak bizim elimizde. Gözümüzü üzerlerinden ayırmamalıyız. Desteğimizi ve alakamızı hissettirmeliyiz. Hakkım var. Ne vakit başıboş kalsalar kötü bir haber işitiyorum. Böyle kötü ve uğursuz haberlere imkan vermemek için Fahriye'yi Manisa'ya, Lokman'ı da Kütahya'ya göndermek yerinde olur diye düşündüm. Tabii sen eğer münasip görürsen. Lokman da Fahriye de saray adabını iyi biliyorlar. Oğullarımın haremlerinde dirlik ve nizamı sağlayacaklar ve şehzadelerime göz kulak olurlar. İyi düşünmüşsün Hürrem.